yer alması mensupları. Yapılan şeyler hakikaten sektörlerimiz için, ülkemiz için çok önemli şeyler. Bunlar bir devrimi teşkil olan şeyler. Bu bir gün olan şeyler değil. Bu 4 yılın en son 4 yılın çalışmasıydı. Uğur Başkan'ın ve Müjdat Başkan'ın anlattığı gibi hakikaten güzel şeyler oldu. Tabi bu sanayi ayağının yanında tarım ayağı da var ülkemizde. Özellikle olmazsa olmazımız ve at başı yürümesi gereken. Tabi ürettiğimiz bu tarım ürünlerinin de özellikle sağlıklı şekilde halkımıza ulaşabilmesi için, sağlıklı şekilde ticaret yapılabilmesi için, sağlıklı şekilde depolabilmesi için lisanssız depoculuklar çok önemliydi. Bu da işte borsaların, ticaret odalarımızın, sanayi odamızın hep beraber bunu söyleye söyleye en bu geldiğimiz nokta şu anda ülkemizde artık lisanssız depoculuklar ve Türkiye Ürün İhsas Borsası kuruldu. Bunlar artık illerimize yayılmaya doğru gidiyor. Şimdi bu lisans depoculuklar ne iş yapar, ne nasıl çalışır anlamında ben biraz bilgilendirmek için söz aldım. Yani lisans depoculuklar ülkemizde mutlaka ki ihtiyaç olan şeyler tarımla ilgili ürettiğimiz ürünlerin sağlıklı şekilde depolanabilmesi, ürün senetlerinin teminat göstererek uygun faizli kredi kullanabilmesi çiftçilerimizin, üreticilerimizin, ürün daha kolay yüksek fiyatla elden çıkarma imkanı. Yani ürünlerin bir arıza bir, hepsi bir geliyordu. Bu depolarda zapt ettiğimizde ve bunun bir anda arıza gitmediği için hem çiftçimizin, üreticimizin ileyine hem de tüketicimizin ileyine, yani bu bize enflasyon olarak geri dönüyordu. Birden arz olduğu için 3 ay sonra yükseliyordu fiyatlar. Bunun için çok önemli. Talep edilen miktar Türk kaliteli ürüne kolaylıkla güvenilir bir şekilde yılın her döneminde elde etme imkanı kavuşuyor. Olası fiyat farklarının korunabilme riskine azaltılabilme imkanı geliyor. Depo inşa herkesin depo inşa maliyetlerinden ortadan kaldırıyor. Kalite üretim teşvik edilecek. Kaliteli üretim teşvik edilecek. Tarım ve tarım dayalı ihsas politikalarının daha sağlıklı yapılabilme imkanı gelişecek. Lisans depoculuk teşvik ile destekleri, yani buna üreticilerimiz buraya ürünü koyduğunda nerede üretirse üretsin, 100 kilometre ileride de üretsin, o lisans depoculuk malını getirirse nakliye parasına devletimiz ödüyor. Ve üreticilerin çiftçiye kayıt sistemine kayıt, üreticilerin lisanslı depo üretim kolaylığı takdirinde daha önce yarısı karşılanan kira üretim tamamı 6 ayda ödeniyor. Yani ilk bundan bir sene evvel şuydu, 6 aylık kısmı ödeniyordu. Şimdi pardon, %50'si ödeniyordu. Şimdi ilk 6 ayın tamamı kira bedelini ödeniyor. Yani analiz ücretleri ödeniyor. KDV'den muaf oluyor oraya ürünü korsa. Sattığında KDV'den muaf oluyor ve tescil ücreti ve stopaj ücreti ödemiyor. Yani çiftçimizin bir sürü avantajları var. Teşvik anlamında kira desteği dedik, anlattık. Bu Türkiye TEMO, TOP lisanslı yatırıma teşvik ediyor. Yani lisanslı yatırıma teşvik. Mevzuat lisanslı depoculuklarda 70 bin ton. Yani bunlar 40 bin ton, 30 bin ton, 70 bin ton arasında depolar yapılabiliyor. Bizim bunun için illeri biraz evvel söylediğim şekliyle illerde yaygınlaştırılması düşünüyor. İnşallah bizim Denizli'de de ilimizde de 2 tane bölgemizde, ayrı 2 uç bölgemizde de 2 tane lisanslı depoculuk çalışmamız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu da şehrimize ve üreticilerimizin hizmeti sunulacak. Bu çalışmalar doğrultusunda yani bizim lisanslı depoculuk yapılacak ilimizde dediğimiz bir bölgemiz Çivril, özellikle Çivril bölgemiz 5 tane ilçemizi ilgilendiren ve hatta bir kısmı Uşak bize bakan kısmı ve Dinar'ın bize bakan kısmı, hatta Kütahya, Malezya'ya kadar ilgilendiren büyük bir havza ve ikinci bölgemizde bu Tavas Can Kurtaran dediğimiz mevkide yapılacak. O da şu, hem Tavas bölgemiz, Acıbayan bölgemiz, Hamatova'mız ve Deniz Doğa'mızla
ilgilendiren kısmı. Bunun yanı sıra yine Muğla bölgesine, Burdur bölgesi ilgilendiren kısmı, o da bir büyük bir havza. İnşallah bu bu destekler, bu program yani sürekli bizim borsalar olarak, odalar olarak istediğimiz tarımda yapılması gereken reform niteliğinde bir bu da. İnşallah üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olur. Bu vesileyle biz zaman hayli bir uzadı. Biz zaten sizlere bunların tamamını vereceğiz. İnşallah bu yayınları siz daha geniş çaplı yayınlarsınız.